Elhamdülillahi vahdeh, as-salatu vesselamu ala menna nebiyye ba'deh ve ala alihil ahyar ve ashabihil kiram ecma'in ve ala men ittebe'al huda ile yevmil kıyame. Selamun aleyküm hocam ve aleyküm esselam. Bazen Allah azze ve cel hakkında hiç olmayacak şeyler aklıma geliyor. Birden düşüncelerimin içerisine karışıyor ve bazen de ben kendim bu şekilde aklıma getiriyor gibi hissediyorum. Kafam bu konuda çok karışık. Tam olarak hangi düşünce şekli sahih değil, bizden değil demiş bir dinleyicimiz. Ve biznillah devamında da şöyle belirtmiş. Yani demeye çalıştığım şey, insan bu tür düşüncelerinden sorumludur. Biznillahi Teala öncelikle şunu iyi bilmemiz gerekir ki, insan kendi iradesiyle bile isteye aklına getirdiği düşünce ve hayallerden sorumlu olur. Kendi arzusu, isteği ve iradesi dışında gelen vesvese, hayal ve düşüncelerden biiznillah sorumlu değildir. Fakat iradesi dışında da gelen batıl, yanlış ve haram düşüncelerden de hemen Allah Azze ve Celle'ye sığınıp, istiaze edip bunlardan uzaklaşmaya çalışmalıdır. İmam Müslim'in, Allah ona rahmet etsin, iman bahsinde rivayet ettiği hadiste ashabtan bazıları radıyallahu anhum Resulullah aleyhisselama gelerek mübareğe şöyle dediler. Kimimizin aklından bir kısım vesveseler geçiyor. Normalde bunu ifade etmenin, söylemenin günah olacağı kanaatindeyiz. Yani biz bu tür düşünceleri taşımaktan ve hatta bunları ifade etmekten imtina ediyor, korkuyor, çekiniyoruz manasında kendi şikayetlerini dile getirdiler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten bundan korku duyuyor musunuz diye sordu. Oradakiler evet ya Resulallah deyince Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem işte gerçekten bu imandandır buyurdu. Yani sizin bu batıl düşünceleri taşımaktan korkmanız, bununla birlikte ifade etmekten korkmanız sizin imanınızın kuvvetinden kaynaklanıyor. Yine Buhari ve Müslim'de geçen şu hadiste de Allah Subhanehu içlerinden geçen fena düşüncelerle amel etmedikçe veya onu konuşmadıkça o şey yüzünden ümmetini hesaba çekmeyecektir buyurulmuştur. İnsana mel'un şeytandan gelen tehlikeli düşünce ve vesveselerle ilgili Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyurdu. Şeytan aleyhillâne sizden birine gelerek şunu şunu kim yarattı diye sorar. O kimse Allah yarattı deyince peki Allah'ı haşa kim yarattı der. İş bu dereceye varınca o kimse hemen Allah'a sığınsın ve o düşünceden uzaklaşsın. Bazı rivayetlerde ise âmentu billah yani Allah'a iman ettim ziyadesi yer almaktadır. Her türlü batıl, yanlış ve tehlikeli düşünce, görüş ve vesveselerden hafiz olan Rabbimiz Allah Azze ve Celle'ye sığınıyoruz. Ve melun şeytanın tehlikelerinden, vesveselerinden ve çirkin fitnelerinden yine ona sığınıp ondan korunma ve eman diliyoruz. وَلَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ